Başkan Mehmet Tosun, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'la birlikte Dağbelen köylüleriyle buluştu. Evde bakım ve sağlık hizmetleriyle sosyal belediyeciliği köylerden başlatacaklarını söyleyen Başkan Mehmet Tosun, sorunları çözüp tarihin tozlu sayfalarında unutup gideceğiz dedi. Erdoğan ise diğer adayların kendilerinin seçilmemesi halinde hesap soracaklarını söylediklerini belirterek hesap sormaya değil hizmet etmeye geldik şeklinde konuştu. Sağlık hizmetini evde vatandaşımıza vereceğiz. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza evde sağlık ve evde bakım hizmeti vereceğiz. MHP Bodrum Belediye Başkanı adayı Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, MHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve ekibiyle Dağbelen köyündeydi. Tosun, "Bizim yönetimimizde biz direkt sağlık hizmetini evde vatandaşımıza vereceğiz. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza evde sağlık ve evde bakım hizmeti vereceğiz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin adımlarını atacağız değerli arkadaşlarım." dedi. Yaşadıklarınızı biliyoruz. Bunları çözüp geri tarihin tozlu sayfalarında unutup gideceğiz. Kanalizasyonların yollara aktığını, vidanjörlerle sıkıntı yaşadığınızı biliyoruz diyen Başkan Mehmet Tosun konuşmasına şöyle devam etti. Çözüp geri tarihin tozlu sayfalarında unutup gideceğiz. 2004'te ben belediye başkanı olduğumda Konacık'ta aynı sıkıntıları yaşıyordu. Yani sizler Konacık'a gelip giden arkadaşlarımızsınız. Konacık dağın öbür tarafında, siz bu tarafındasınız. Orada da kanalizasyon suları sokaklardan akardı, koku yapardı. Vatandaşımız mağdur olurdu. Çocuklarımız o akan suların içerisinde, atık suların içerisinde oynardı ve biz bunların birer birer hepsini çözdük ve bugün modern çağdaş belediyecilik hizmetleriyle tanışmış bir Konacık beldesi ve mutlu insanların yaşadığı bir Konacık var değerli arkadaşlarım. Konuşmasında belediyeciliğin paradan çok vizyon işi olduğunu ifade ederek başlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan ise Arap ülkelerini örnek göstererek şöyle konuştu. Açıklamaları getiriyorlar. İşte birileri diyor ki büyük şehre gelecek kaynaklar 2 kat 3 kat artacak. Muğla'ya hizmet yağacak. Arkadaşlar hizmet bir vizyon işidir. Eğer parayla her şeyi çözülseydi bugün Arap ülkelerine gelen o petrol dolarlarıyla Arap ülkelerinin hepsinin güllük gülistanlık olması lazımdı. Onun için 30 Mart'ta bir kere hangi ekibin vizyonu ne kadar, bunu öncelikle bir ölçmenizi istiyorum. İkincisi, bazıları çıkıyorlar. Bizim partiden belediye başkanı seçmezseniz size sorarız. Öbürleri diyor, biz büyük şehri kazandık. Bizim partiden Bodrum belediye başkanı seçmezseniz size sorarız. Arkadaşlar biz buraya sizlere hesaplaşmaya, sizlere efendim hesap sormaya gelmedik. Bizler ilçe belediye başkan adayımızla, belediye meclis üyesi adaylarımızla birlikte gücümüzün yettiği kadar siz devletin bize ayırdığı kaynağı en doğru şekilde kullanarak sizlere hizmet etmeye geldik.